5. bölüm nefsi yenmek ve şeytanı düşman bilmek. Akıllı mümine yaraşan nefsinin arzularına açlıkla söküp atmaktır. Çünkü açlık Allah düşmanını tepelemenin vasıtasıdır. Şeytanın silahları nefsin arzuları yemek ve içmektir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şeytan insanın kanının dolaştığı yerlerde dolaşır. Sizler açlıkla onun yolunu tıkayın. Kıyamet günü Allahu Teala'ya en yakın olanlar en fazla aç ve susuz kalanlardır. İnsanoğlu için en büyük tehlike mide ve yeme içme hırsıdır. Adem aleyhisselam ile Havva validemiz bu yüzden nimet ve rahat yurdu cennetten çıkarıldı, zillet ve ihtiyaç yurdu olan dünyaya gönderildi. Çünkü Allahu Teala onları bir ağacın meyvesini yemekten men etmişti. Fakat nefislerinin arzularına uyarak yasak meyveden yediler ve çırılçıplak kaldılar. Gerçekten mide bütün kötü arzuların kaynağıdır. Ehli hikmetten biri şöyle der. Kimin nefsi kendisi üzerine hakimiyet sağlarsa o kişi nefse arzularının esiri olur, günah zindanında mahsur kalır ve kalbini faydalı şeylerden mahrum bırakır. Vücut tarlasını nefsin arzularıyla sulayan kalbine nedamet ağacını dikmiş olur. Allahu Teala canlıları 3 sınıf halinde yaratmıştır. 1- Melekler. Allah melekleri yaratmış, onları yalnız akılla donatmış, onlara nefsin arzularını yerleştirmemiştir. 2- Hayvanlar. Allah hayvanlara nefsin arzularını vermiş fakat akıl vermemiştir. 3- İnsanlar. Allah insanlara hem akıl hem de nefsin arzularını yerleştirmiştir. O halde nefsi arzuları aklına üstün gelmiş kişiler hayvanlardan daha aşağıdır. Fakat aklı nefsi arzularına üstünlük sağlamış kişiler de meleklerden daha hayırlıdır. İbrahim el-Havvas anlatır. Lükam dağında bulunuyordum. Bir nar ağacı gördüm ve canım nar çekti. Bir nar kopardım, ikiye böldüm ve yedim. Baktım henüz olgunlaşmamıştı. Narı bıraktım ve yoluma devam ettim. Biraz ileride başına iri eşek arıları toplanmış olan yere uzanmış bir adam gördüm. Kendisine "Esselamu aleyküm" dedim. "Ve aleykesselam ey İbrahim" diye karşılık verdi. "Beni nereden tanıyorsun?" dedim. Bana "Allah'ı tanıyana hiçbir şey gizli kalmaz" diye cevap verdi. Ona dedim ki "Sen Allah'a yakın birine benziyorsun. Seni şu eşek arılarından kurtarması için Allah'a hiç yalvarmadın mı?" Şöyle dedi. "Ben de seni Allah'a yakın biri olarak görüyorum. Acaba sen nar yeme hırsından seni kurtarması için Allahu Teala'dan dilekte bulunmadın mı? Çünkü nefsin arzusuyla nar yiyen acısını ahirette çeker. Fakat eşek arılarının verdiği acı dünyada hissedilir. Hem arılar bedene elem verir. Oysa nefsin arzuları kalbe zarar verir." Bu söz üzerine adamı orada bıraktım ve yürüyüp gittim. Nefsin arzularına boyun eğmek sultanları köle durumuna düşürür. Onlara karşı sabretmekse köleleri sultan eder. Yusuf aleyhisselam ile Züleyha'nın hikayesini biliyor musun? Yusuf aleyhisselam nefsinin arzularına karşı sabrederek Mısır'a sultan oldu. Fakat Züleyha nefsinin arzuları yüzünden zelil, fakir ve gözleri görmez bir ihtiyar haline düştü. Çünkü Züleyha Yusuf aleyhisselama olan aşkına sabır gösterememişti. Anlatıldığına göre Ebu'l-Hasan er-Razi 2 sene önce vefat etmiş olan babasını rüyasında görür ve üzerinde katrandan bir elbise vardır. Babasına der ki, "Ey babacığım, neden üzerinde cehennemliklerin elbisesini görüyorum?" Babası şu cevabı verir. "Yavrum, nefsim beni cehenneme sürükledi. Ey oğlum, nefsinin hilesinden sakın." Şairin biri şöyle der. "Başıma 4 bela sarıldı.
Bunların pençesine aşırı arzularım ve günahlarım sebebiyle düştüm. Bunlar şeytan, dünya, nefsim ve hevalardır. Nasıl kurtulabilirim? Hepsi de düşmanım. Nefsi arzuların ve kuruntuların karanlıklarında bakıyorum nefsim beni tehlikeli düşüncelere çağırıyor. Hatem-i Esam radıyallahu anh şöyle der. Nefsim bana pranga, ilim silahım, günah hüsranım ve şeytan düşmanımdır. Asla onun isteklerine boyun eğmem. Ehli marifet bir zat şöyle der. Cihad üç kısımdır. Birincisi kafirlere karşı yapılan cihad. Bu açıkta yapılan, gözle görülebilen cihattır. Şu ayette bu cihattan bahsedilir. Onlar Allah yolunda cihad edenler. İkincisi batıl ve sapık düşünce sahiplerine karşı ilim ve delille yapılan cihad. Şu ayeti kerime ile buna işaret edilir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yolla mücadele et. Üçüncüsü, daima kötülüğü emreden ve ona çağıran nefse karşı yapılan cihad. Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz yollarımızı gösteririz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Cihadın en faziletlisi nefsi terbiye etmek için yapılan cihattır. Sahabi-i kiram kafirlerle savaşmaktan döndüklerinde küçük cihattan büyük cihada döndük derlerdi. Onlar nefis, heva ve şeytana karşı yapılan cihadı büyük cihat olarak isimlendirdiler. Çünkü onlara karşı yapılan cihat kesintiye uğramadan sürüp gitmekteydi. Kafirlere karşı yapılan cihad ise bazı zamanlar yapılıyordu. Kafirlere karşı savaşa katılan mücahit düşmanı görebilir. Oysa şeytan görünmez. Bu yüzden gözle görülen kafir düşmanla savaşmak, görünmeyen düşman ile savaşmaktan daha kolaydır. Gene şeytanın kendi içinde bir yardımcısı vardır ki, o da nefsin hevai arzularıdır. Fakat kafirlere karşı senin içinde bir yardımcı yoktur. Bu sebeple nefsin arzularına karşı yapılan cihat daha zorludur. Çünkü karşındaki kafir düşmanını öldürürsen ona karşı zafer kazanır ve ganimet elde edersin. Şayet kafir seni öldürecek olursa şehitlik mertebesini kazanır, cennete girersin. Fakat şeytanı öldürmeye asla güç yetiremezsin. Eğer şeytan ve nefis seni alt edecek olursa Allah'ın azabına uğrarsın. Şöyle bir söz vardır. Kimin harp meydanında atı kaçarsa o kişi düşmanın eline düşer. Kimden de iman kaçarsa o kişi Allahu Teala'nın gazabına duçar olur. İmansız kalmaktan Allah'a sığınırız. Düşmanın eline düşenin ellerine kelepçe takılmaz, ayaklarına pranga vurulmaz, karnı aç ve belini çıplak kalmaz. Ancak Allah'ın gazabına uğrayanın yüzü simsiyah olur. Elleri boynuna bukağlanır, ayaklarına ateşten pranga vurulur, yiyeceği ateş, içeceği ateş ve giyeceği ateşten olur. 6. Bölüm Gaflet. Gaflet pişmanlığı artırır, gaflet nimetin elden çıkmasına sebep olur ve hizmeti engeller, gaflet hasedi artırır, gaflet insanın kınanmasına ve nedametine yol açar. Anlatıldığına göre salihlerden biri rüyasında hocasını görür. En büyük pişmanlığınız nedir diye sorar. Hocası gafletten kaynaklanan pişmanlık der. Yine birisi Zünnun-i Misri'yi rüyasında görür. Allahu Teala sana nasıl davrandı diye sorar. Zünnun der ki, beni huzurunda durdurdu ve şöyle dedi. Ey iddiacı, ey yalancı, beni sevdiğini iddia ettin, sonra benden gafil oldun. Sen gaflet içindesin, kalbinse yanılmakta, ömür geçti, günahlar olduğu yerde durmakta. Salihlerden biri babasını rüyasında görür. Der ki, babacığım nasılsın, halin nasıl?
Babası şöyle der: "Evladım, dünyada gaflet içinde yaşadık ve gaflet içinde öldük." Zehrül Riyaz'da şöyle anlatılır: Yakup aleyhisselam ölüm meleği ile kardeş gibiydi ve onunla sürekli görüşürdü. Yine bir defasında Yakup aleyhisselamı ziyaret etti. Ona dedi ki: "Ey ölüm meleği, ziyaret için mi yoksa ruhumu almaya mı geldin?" Ölüm meleği: "Sadece ziyaret için geldim," dedi. Yakup aleyhisselam: "Senden bir isteğim var." Ölüm meleği: "Nedir o?" Yakup aleyhisselam: "Ecelimin yaklaştığını ve ruhumu almaya geleceğin zamanı bana bildirmeni istiyorum," dedi. Ölüm meleği: "Pekala, sana iki veya üç haberci göndereceğim," dedi. Yakup aleyhisselamın eceli tamamlanıp da ölüm meleği ruhunu almaya geldiğinde ona dedi ki: "Ziyaret için mi yoksa ruhumu almaya mı geldin?" Ölüm meleği: "Ruhunu almaya geldim," dedi. Yakup aleyhisselam: "Bana ecelimin yaklaştığını bildirmek için 2-3 haberci göndermeyecek miydin?" diye sordu. Ölüm meleği: "Ben dediğimi yaptım. Saçların siyah iken beyazlaştı. Vücudun önce güçlü, kuvvetliyken sonra zayıf düştü. Bedenin dimdik iken sonra belin büküldü. Ey Yakup, bunlar ölümden önce insanlara gönderdiğim habercilerdir. Günler, yıllar geçti, günahlar kaldı sadece elimde. Ölüm meleğinin habercisi geldi, kalp hala gaflet içinde. Dünyada elde edeceğin aldanma ve pişmanlık, dünyada kalman imkansız ve boş bir kuruntu." Ebu Ali Eddekkak radıyallahu anh der ki: "Hasta olan salih bir dostumu ziyarete gittim. Büyük şeyhlerdendi. Etrafında talebeleri vardı ve ağlıyordu. İyice yaşlanmıştı. Ey şeyh, neye ağlıyorsunuz, yoksa dünyaya mı?" diye sordum. "Hayır, asla. Bilakis kaçırdığım namazlara ağlıyorum," dedi. "Nasıl olur, siz devamlı namazlarınızı kılardınız," dedim. "Bugüne kadar geldim, hep gaflet içinde başımı secdeye koydum ve gaflet içinde başımı kaldırdım. Şimdi de gaflet içinde ölüyorum," dedi. Sonra derin bir nefes aldı ve şu şiiri söyledi: "Düşündüm haşrimi, kıyamet günü kalkışımı, kabrin içinde ikamet ederek sabahlayacağım süreyi, nice izzet ve şereften sonra yapayalnız kalacağımı, günahlarıma karşılık rehin tutulup toprağa yaslanacağımı, düşündüm enine boyuna hesaba çekileceğimi, amel defterim verilince zelil olacağımı. Fakat bütün ümidim sendedir ey Rabbim ve Yaradanım. Günahlarımı ancak sen affedersin Allah'ım." Uyunul Ahbar'da Şakik-i Belhi radıyallahu anh'dan şöyle nakledilir: "İnsanlar ağızlarıyla şu dört şeyi söylerler, fakat davranışları buna aykırı düşer. Biz Allah'ın kuluyuz derler, fakat başıboşlar gibi hareket ederler. Bu durum sözlerine ters düşer. Allah bizim rızkımıza kefildir derler, fakat kalpleri ancak dünya malı biriktirmekle tatmin olur. Bu da sözlerine ters düşer. Dünyada ölümden kurtuluş yoktur derler, ancak hiç ölmeyecekmiş gibi davranırlar. Bu da söylediklerine ters düşer. Ey kardeşim, kendine şöyle bir bak. Hangi bedenle Allahu Teala'nın huzurunda duracaksın? Hangi dil ile ona cevap vereceksin? Küçük büyük her şeyden seni sorguya çektiğinde ne diyeceksin? Sorulara cevap hazırla. Cevapların da doğru olsun. Zira Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Allah'tan sakının, çünkü O yaptığınız her şeyden haberdardır." Sonra Allah'ın emirlerini terk etmemeleri, açık ve gizli her durumda O'nu tek ilah bilmeleri hususunda nasihatte bulundu. Nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Arşın ortasında şöyle yazılıdır: Bana ibadet edenin mükafatını veririm.
Beni seveni ben de severim. Bana dua edene icabet eder, benden af isteyeni af ederim. Akıllı mümin korku ve ihlas ile Allah'a ibadet etmeli, onun takdirine rıza göstermeli, belalara karşı sabırlı olmalı, verdiği nimetlere karşı şükretmeli ve verdiklerine kanaat edip yetinmeli. Cenab-ı Hak hadisi kutsi'de şöyle buyurur: Kim takdirime razı olmaz, belalarıma sabırla katlanmaz, ihsan ettiğim nimetlere şükretmez ve verdiğime kanaat etmezse, o kişi kendisine benden başka bir Rab bulsun. Birisi Hasan-ı Basri radıyallahu anha der ki, ben yaptığım ibadetlerden lezzet alamıyorum. O kişiye şöyle cevap verir: Belki de sen Allah'tan korkmayan birinin yüzüne bakmışsındır. Allahu Teala'ya kulluk, her şeyden sıyrılarak hakkıyla Allah'a yönelmektir. Diğer birisi de aynı soruyu Beyazid-i Bistami radıyallahu anh'a sorar: İbadetten zevk alamıyorum. Bistami ona şöyle cevap verir: Çünkü sen Allah'a ibadet etmiyor, ibadete tapıyorsun. Allah'a ibadet et ki ibadetten lezzet alasın. Adamın biri namaza durur. Fatiha suresine başlayıp Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz mealindeki ayete geldiği zaman gizli bir ses şöyle seslenir: Yalan söylüyorsun. Sen Allah'a değil halka tapıyorsun. Hemen tövbe eder, insanların değil Allah'ın rızasını düşünerek tekrar namaza durur. Yine Fatiha suresinde Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz mealindeki ayete geldiği zaman gizli bir ses şöyle seslenir: Yalan söylüyorsun. Sen Allah'a değil malına tapıyorsun. Bunun üzerine bütün malını fakirlere tasadduk eder ve tekrar namaza başlar. Yine Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz mealindeki ayete geldiği zaman gizli bir ses şöyle seslenir: Yalan söylüyorsun. Sen Allah'a ibadet etmiyorsun. Elbiselerinin kölesisin. Kalkar, vücudunu örtmek için gerekli olanlar dışındaki elbiselerini fakirlere dağıtır ve namaza durur. Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz mealindeki ayete geldiği zaman şu sesi duyar: Şimdi doğru söylüyorsun. Sen gerçekten Allah'a ibadet ediyorsun. Revnakul Mecalis'te şöyle anlatılır: Adamın birinin çuvalı kaybolur. Çuvalı kime verdiğini bir türlü hatırlayamaz. Bu sırada namaz kılmaya durur ve namazda çuvalı kimin aldığını hatırlar. Selam verip namazdan çıkınca kölesini çağırır ve falan kimseye git çuvalı geri iste der. Kölesi ona çuvalı ne zaman hatırladınız diye sorar. Adam namaz kılarken der. Köle, efendim demek ki siz yaratana ibadet peşinde değil çuvalın peşindeymişsiniz deyince bu güzel sözü ve sağlam itikadı sebebiyle köleyi azat eder. Aklı olan gönlünü dünyadan sıyırır, ileriyi düşünerek Allah'a ibadet eder, ahireti için hazırlık yapar. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurur: Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kârını isterse, yani dünyaya ait lezzetleri, giyecekleri, yiyecekleri ve içecekleri isterse, ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz. Yani ahiret sevgisini kalbinden söküp atarız. Bu sebeplidir ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in getirdiği din uğrunda 40 bin dirhemi gizliden, 40 bin dirhemi açıktan dağıtmış ve kendisine hiçbir şey bırakmamıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi dünyadan ve dünyalık arzulardan yüz çevirirlerdi. Yine bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımların efendisi Fatıma-ı Zehra radiyallahu anhayı Hazreti Ali radiyallahu anh ile evlendirdiğinde ceyizi tabaklanmış bir koç derisi ve içi hurma lifleriyle doldurulmuş deri bir yastıktan ibaretti. 7. Bölüm: Allah'ı unutmak, fasıklık ve münafıklık.
kadının biri Hasan-ı Basri radiyallahu anh'a gelir ve şöyle der. Benim genç bir kızım vardı, vefat etti. Onu rüyamda görmeyi çok istiyorum. Kızımı rüyada görmeme yardımcı olacak bir şeyleri bana öğretmen için sana geldim. Kadına kızını görmesini sağlayacak bir şeyler öğretti ve kadın da kızını rüyasında gördü. Kızının üzerinde katrandan bir elbise, boynunda bukağı, ayaklarında pranga vardı. Durumu Hasan-ı Basri radiyallahu anh'a haber verdi. O da bu duruma üzüldü. Aradan zaman geçti. Bu sefer Hasan-ı Basri radiyallahu anh kızı rüyasında cennette gördü. Başında bir taç vardı ve şöyle dedi. Ey Hasan, beni tanıdın mı? Ben sana gelerek şöyle şöyle ricada bulunan kadının kızıyım. Hasan-ı Basri seni bu duruma getiren nedir diye sordu. Kız şu cevabı verdi. Adamın biri bizim mezarlığın yanından geçerken Hazreti Peygamber'e bir defa salatü selam getirdi. Biz 550 kişi mezarlığımızda azap görmekteydik. Bunun üzerine şu adamın getirdiği salatü selam hürmetine bu kabirdekilerden azabı kaldırın denildi. Kıssadan alınacak hisse. Güzel ahlak sahibi bir kişinin mezarlıktan geçerken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme getirmiş olduğu bir salavat sayesinde bunca günahkar affedilirse, acaba 50 sene boyunca devamlı salatü selam getiren kişinin kıyamet günü onun şefaatine erişememesi düşünülebilir mi? Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Yani Allah'ın emirlerini terk eden, bu emirlerin tam tersini yapan ve günahlara dalarak dünyalık lezzetlerden zevk almaya çalışan ve dünyayı gönüllerine yerleştiren şu münafıklar gibi olmayın denilmek istenmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Mümin ve münafık kimdir? Buyurdu ki, müminin bütün işi gücü namaz ve oruç gibi ibadetlerdir. Münafığın bütün tasası yiyip içmekten ibarettir. Yani hayvanlar gibi ibadet ve namazdan uzaktırlar. Mümin sadaka ve istiğfarla meşguldür, münafığın meşguliyeti ise hırs ve uzun emeldir. Mümin Allah'tan başka herkesten ümidini keser, münafık ise Allah'tan başka herkese umut bağlar. Mümin dinini değil malını feda eder, münafık ise malı yerine dinini feda eder. Mümin Allah'tan başka kimseden çekinmez, münafık ise Allah'tan başka herkesten korkar. Mümin kötülükten sakınıp iyi amel işler, yine de gözyaşı döker. Münafık ise kötülük ve günah işler, buna rağmen güler. Mümin yalnızlıktan ve tek başına kalmaktan hoşlanır. Münafık daima halkın arasına girmekten ve kalabalıktan hoşlanır. Mümin ıslah edicidir, fesattan kaçınır. Münafık yıkıcıdır ama emeksiz ürün peşinde koşar. Mümin dininin emri doğrultusunda emreder, yasaklar. Münafık baş olma uğruna emreder, yasaklar koyar. Hatta bu uğurda iyiliği yasaklar ve kötülüğü emreder. Tıpkı şu ayeti kerimede buyurulduğu gibi. Münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkoyar ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar fasıkların ta kendileridir. Allah erkek münafıklara da, kadın münafıklara da, kafirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır. Yine Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Elbette Allah münafıkları ve kafirleri bir araya getirecektir. Yani küfür ve nifak üzere öldükleri takdirde cehennemde bir araya getirileceklerdir. Burada münafıklar kafirlerden önce zikredilmiştir ve ikisinin de varacakları yerin cehennem olduğu bildirilmiştir. Çünkü münafıklar kafirlerden daha şerli ve tehlikelidirler. Yine Rabbimiz buyuruyor ki, şüphesiz münafıklar cehennemin en alt katındadırlar.
Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Münafık iki koyun sürüsü arasında kah o sürüye kah diğerine giden, ikisine de yabancı olduğu için hiçbirinde barınamayıp arada kalan koyun gibidir. İşte münafıkların durumu da böyledir. Ne müminlerin yanında tam manasıyla rahat edebilirler, ne de kafirlerin yanında barınabilirler. Yüce Allah Celle Celaluhu cehennemi yaratmış ve ona 7 kapı açmıştır. Nitekim şöyle buyurur. Muhakkak cehennem onların hepsine vaad olunan yerdir. Cehennemin 7 kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır. Cehennemin bu kapıları lanetle kapanmış demirdendir. Kapıların dışları bakır, iç tarafları kurşundandır. Temellerinde azap, üzerinde öfke vardır. Arzı ise bakır, cam ve demirdendir. Cehennemlikler üstten, alttan, sağdan ve soldan ateşle kuşatılmışlardır. Cehennem üst üste duran tabakalar halindedir. En alt tabakası münafıklar için hazırlanmıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselama dedi ki, ey Cibril, bana cehennem ateşini ve sıcaklığını anlat. Cebrail aleyhisselam da şöyle anlattı. Allahu Teala cehennem ateşini yarattı ve onu 1000 yıl boyunca kıpkırmızı oluncaya kadar yaktı. Sonra 1000 yıl daha yaktı, bembeyaz oldu. Sonra 1000 yıl daha yaktı, simsiyah oldu. Cehennem kapkara ve zifiri karanlıktır. Seni hak peygamber olarak gönderen adına yeminle söylüyorum ki, eğer cehennemliklerden birinin üzerindeki elbise yeryüzündeki insanlara gösterilecek olsaydı, hepsi de ölürlerdi. Yine eğer cehennemliklerin içeceklerinden bir kova yeryüzündeki bütün sulara karıştırılmış olsaydı, ondan tadan derhal ölürdü. Eğer Cenab-ı Hakk'ın onu yakalayın da ellerini boynuna bağlayın, sonra alevli ateşe atın onu, sonra da onu 70 arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun ayetinde geçen zincirin bir arşını dünyadaki bir dağ üzerine konulsa derhal o dağı eritir. Zira o zincirin bir arşının uzunluğu doğu ile batı arası kadardır. Eğer bir kişi cehenneme girdikten sonra tekrar dünyaya gelecek olsa, onun pis kokusunun keskinliğinden yeryüzündekilerin hepsi helak olurlardı. Bu anlatılanlardan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselama tekrar sordu. Ey Cibril, bana cehennemin kapılarını anlatır mısın? O kapılar bizim şu dünyadaki kapılar gibi midir? Cebrail aleyhisselam dedi ki, ey Allah'ın Resulü, hayır, dünyadaki gibi değiller. Cehennemin kapıları tabaka şeklinde birbirinin üstündedir. Bir kapı ile diğerinin arası 70 yıllık yoldur. Her kapı bir öncekinden 70 kat daha sıcaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer de bu tabakaların ehlini sordu. Bunu da şöyle cevapladı. En alt tabakada münafıklar vardır. Bu tabakanın ismi Haviye'dir. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurulur. Şüphesiz münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Alttan ikinci tabaka müşriklere tahsis edilmiştir ve ismi Cahim'dir. Üçüncü tabakaya putperestler girecektir. Bu tabakanın ismi ise Sekar'dır. Dördüncü tabaka lanetlenmiş iblis ve ona tabi olan ateşperestler için ayrılmıştır. Buraya Leza denir. Beşinci tabaka Yahudiler için hazırlanmıştır ve ismi Hutame'dir. Altıncı tabakada Hristiyanlar vardır ve ismi Sair'dir. Bundan sonra Cibril aleyhisselam durakladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Cibril, yedinci tabakanın sakinlerinden neden bahsetmedin diye sordu. Cebrail aleyhisselam dedi ki, ey Muhammed, oraya girecekleri bana sorma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya girecekleri bana bildir diye ısrar etti. Bunun üzerine dedi ki, yedinci tabakaya senin ümmetinden büyük günah işleyip de tövbe etmeden ölenler girecektir. Rivayet edildiğine göre
İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür ayeti kerimesi inince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti hakkındaki korku ve endişesi artmış, hüngür hüngür ağlamıştı. Allah'ı hakkıyla tanıyan, onun hışmını ve kahrını tam anlamıyla kavrayan kişi Allah'tan gereği gibi korkar. Henüz bu zorluklarla karşılaşmadan her şeye hükmünü geçiren yüce Allah'ın huzurunda perdeler açılıp hesaba çekilerek ateşe atılmazdan önce nefsinin azgınlıklarına ve sapkınlıklarına ağlar. Cehennemde ah ihtiyarlığım diye feryat eden nice ihtiyarlar, ah gençliğim diye figan eden nice gençler, ah rezaletlerim ve yırtılan sır perdelerim diye çırpınan nice kadınlar vardır. Oradakilerin yüzleri ve vücutları simsiyah, belleri kırılmıştır. Ne büyüklere saygı gösterilir, ne de küçüklere merhamet edilir, ne de kadınlara örtülüdür. Allah'ım, bizi ateşten, ateşin vereceği azaptan, bizi ateşe yaklaştıracak her türlü işten kurtar ve uzaklaştır. Ey her şeye güç yetiren ve bağışlayıcıların en yücesi, bizleri iyilerle beraber cennetine koy. Allah'ım, ayıplarımızı ört. Bizi korkumuzdan emin kıl. Hatalarımızı görmezden gel. Bizi kendi huzurunda rezil etme ey merhametlilerin en merhametlisi. Efendimiz Muhammed'e, onun şerefli ailesine ve ashabına salatu selam olsun.